herkes sevilmek ister. Herkes aşık olmak ister. Grigori ve Alona birbirlerine çocukken aşık olmuşlardı. 14 yaşında tanışmışlar ve hiç ayrılmamışlardı. Ama Alona'nın uzağa gitmesi gerekmişti. 5000 kilometre uzağa hem de. O ve Grigori farklı alanlarda eğitim gördükleri gibi farklı saat dilimlerindeki iki farklı üniversitede okuyor. Aynı kalan tek şey ise birbirlerine duydukları aşk. Ama Alona'nın Grigori hakkında bilmediği bir şey var. Grigori, onun sandığı gibi bir kampüste kalmıyor. O aslında gece gündüz bir mobilya mağazasında çalışıyor ve para biriktirmek için depoda uyuyor. Neden mi? Tabii ki Alona ile birlikte olmak için. Bak. Sadece 15 gün daha bekleyeceğiz. Benim doğum günüme kadar. Ama o güne kadar her akşam aslında ayrı olsalar bile birlikte olacaklar. Seni öyle çok özledim ki. Ben de seni özledim. Birlikte olacağımıza söz veriyor musun? Söz veriyorum. Zavallı Grigori, aşka teslim olup tutamayacağını bildiği sözler veren ilk aşık o mu sanki? Söz vermiştiniz. O hafta izinli olacaktım. Hayır. O hafta izin yapabileceğimi söylemiştiniz. Ama birlikte olacağımıza söz vermiştin. Evet biliyorum ama gerçekten çok önemli bir ders. Kaçıramam. Beni affet. Sevgilinin yokluğu, kalpteki sevgiyi büyütür derler. Ama şu anda Alona'nın kalbi öylesine büyük bir hüzünle dolu ki başka hiçbir şey hissedemiyor. Bir paketiniz var. İmzalar mısınız? Teşekkür ederim. Buyurun. İçeri. Dikkat edin. Kim güzel şeyler küçük paketlerde gelir demişse, bazen kocaman paketlerde gelebileceğini de unutmuş. Bir, iki ve üç. Doğum günümü birlikte kutluyoruz. Ne olduğunu çok merak ediyorum. Tamam. Hazır mısın? Evet. Bazen 5000 kilometre size dünyanın bir ucu gibi gelebilir. Ama bazen de aynı odadaymışçasına yakınsınızdır. Bendeniz aşkın sesi. Bunlar da aşktan hikayeler. Keyfi yolunda, aşkı sonunda.